7 ile 5'e bölündüğünde her iki bölümde de 2 kalanını veren en küçük pozitif sayının rakamları toplamı kaçtır? 62. bölüm. Şimdi bu bir bölünebilme sorusu. Bizim klasik bölünebilmede nasıl çalışıyoruz? Diyoruz ki 2'ye bölünebilmenin kuralı bu, 3'e bölünebilmenin bu. Tamam, 2'ye bölünüyorsa, 3'e bölünüyorsa 6'ya bölünüyor, 4'e bölünebilme bu. Bir de gıcıklar var, mesela 11'e bölünebilme falan. Bu kuralları ezberliyoruz. Sonra sınava girince soru türetiyorlar, biraz daha farklı oluyor. Diyor ki şuna şuna bölünen demiyor, bunlara bölündüğünde 2 kalanını veren diyor örneğin. Peki burada nasıl düşünelim? Şimdi 5 ve 2, 7'ye bölündüğünde her iki bölümde de 2 kalanını veriyormuş. Peki 2 kalanını vermeseydi, her ikisine de tam bölünseydi ne diyecektim? Bir sayı hem 7'ye bölünecek hem 5'e bölünecek. Şöyle bir sayı tablosunu önüme getirdiğimde, ki bunların ikisi de asal sayı olduğu için direkt çarpımı da diyebilirim. Ama sayı tablosunu da aklıma getirdiğimde çarpı tablosunu diyeceğim ki ya 7 kere 5 35'ti. Dolayısıyla 35 hem 7'ye bölünür hem 5'e bölünür. 7'ye bölündüğünde kalan 5, 7'ye bölündüğünde bölüm 5 olur. 5'e bölündüğünde bölüm 7 olur. Peki 35. Ama burada bunlara bölünüyor demiyor. Bunların ikisine de bölündüğünde 2 kalanını veriyormuş. Tersten düşüneyim. Buna 2 ekleyeyim. 37 olsun. 37'yi 5'e, 7'ye bölünce de 2 kalanı verecek. 5'e bölündüğünde de 2 kalanı verecek. Çünkü bu 35'in 2 fazlası. Şuna tam bölünüyordu. Üstüne 2 eklediğimde 2 kalanı verecek. Öyleyse en küçük sayı 37'dir. Pozitif sayı demiş zaten. En küçük pozitif sayı 37. 3 ve 7'nin sayı değerleri toplamı ne? 10. Cevabım 10. Ne yaptım? Aslında şöyle, bunların çözümünü genelde şöyle yaparlar. Derler ki 7'ye bölündüğünde 2 kalanını veriyor. Öyleyse 7k artı 2'dir. 5'e bölündüğünde 2 kalanını veriyor. Öyleyse mesela 5m artı 2 olsun. Daha sonra bunları bir şeye eşleştirirler. Oradan işte mesela bunları a'ya eşitlerler. Buradan a eksi 2 hem 7'nin hem 5'in katıdır derler. Öyleyse ne olabilir derler. Hiç ona gerek yok. Düşünelim. Bir sayı mesela soruyu değiştirelim. 7 ile 7 ve 5'e bölündüğünde 3 kalanını versin. Öyleyse ben diyeceğim ki abi 7 ile 5'e bölünebilen en küçük sayı 35. 3 kalanını veriyorsa koy üstüne 3. 38. Öyleyse bu sayı 38'tir. Yine değiştirelim. Mesela 6 ve 7'ye bölündüğünde 2 kalanını versin. 6 ve 7'ye bölünen en küçük sayı ne? 42. 42 2 kalanını veriyorsa koy üstüne 44. Dolayısıyla bu mantıkla gidersek biraz yani yorum yaparak pratik yolu görebiliriz.